olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizler için de bir şey yapabilirsiniz. Sağ olun. Kanımıza çok teşekkür ediyorum. Asırlık Çınarımız, şehrimizin takımı, Ankara Gücümüze başarılar diliyorum. Burada tabii yapılan çalışmanın maddi boyutundan daha çok birlik ve dayanışma ruhunu ortaya koyması çok önemli. Bütün Ankara olarak, başkent olarak hep beraber takımımızın arkasında durursak biz inanıyoruz ki üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem, başaramayacağımız hiçbir problem yok. Ve nice başarılar bizi bekliyor, şampiyonluklar bizi bekliyor. Yeniden başlayacak olan liglerde de ben takımımıza başarılar diliyorum. Hep beraber yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor bir başkent vatandaşı hepimiz olarak. Başarılar diliyorum bundan sonraki süreçte. Çok sağ olun. Biz de tekrar sizin huzurunuzda Altındağ Belediye'mize ve Sayın Belediye Başkanımız Asım Balcı Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar kendileri. Biz göreve ilk başladığımız günden itibaren kulübümüze yakın ilgi ve alaka gösteriyorlar. Tandoğan bizim için çok önemli. Ankara Gücü'nün ruhunun yaşadığı yer. Bunu defalarca söyledim. Bizim burası geçmişimiz. Çoğumuzun çocukluğu burası. Onun için buraya biz çok ayrı bir önem veriyoruz. Son yaşanan ekonomik pandemiden sonra kulüplerin durumları için altyapılar çok önemli. Bizim altyapımız da burası. Bugün buranın bina tadilatını Altındağ Belediye'miz gerçekleştirdi sağ olsun. Büyükşehir Belediye'miz sentetik sahamızı ve tribünlerimizi yapıyor. Kapalı spor salonumuzu da bitirdiğimizde Eylül ayında burası tamamen dört dörtlük bir kompleks haline gelecek. Onun için başta Başkanımız Asım Bey olmak üzere emeği geçen, destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biliyorsun başkan, çok güzel olmuş. Ya tamdan tesislerim de orada biliyorum. Evet. Bambaşka olmuş. Hepinizin emeğinde sağ olun. Başkanım sadece teşekkür ediyorum. İnşallah sağ olun. İnşallah. İnşallah. Bu programımız değişiyor. İster istemez artık altyapıya bütün kulüpler yönelmek zorunda. Şimdi bakıyoruz Fenerbahçe bu şirketten futbolcu bakıyor. Beşiktaş ikincisinden bakıyor. Altyapılar artık çok çok önemli bir kuala geliyor. Ankara'nın en büyük eksikliği Tandoğan tesislerinde göçebe hayat yaşıyordu. Buraya inşallah yakın zamanda açacağız. İnşallah. Ama nasıl yetmeyecek belli. Onunla ilgili yeni altyapı projeleri var mı? Başka yerlerde yeni sahalar, yeni tesisler yapacak mı? Var. Yeni Mahalle Belediyesi'nin yapmış olduğu tesisler var Ankara Gücü için. Bizim rahmetli olan iki taraftarımızın adını vereceğini söylediği Eren ve Mert adına. Mamak Belediyesi'nin de Lalahan'da bir tesisi bizle beraber Ankara Gücü ile beraber devam ettirmek niyeti var. Bunları görüşüyoruz ama ilk hedef burası. Biz şimdi bir başlamamız lazım. Diyoruz ya, yani şimdi çok dağılmadan ilk önce burayı bir bitirelim, bir başlayalım. Yani burada bir U13, 15, 17, 19 takımlarımız bir başlasın. Ondan sonra kapalı spor salonumuzun Eylül ayında bitiyordu sözleşmesi. Dün söyledi arkadaşlar. Bu hafta içerisinde onu da devralıyoruz. Devraldıktan sonra da hızlı bir şekilde oranın tadilatına başlıyoruz. Saha, kapalı spor salonu, çevre, beton zaten sağ olsun belediyemiz onu da karşılayacak. Yapıldıktan sonra burayı bitiriyoruz. Ondan sonra öbür taraflar zaten plan aşamasına bazıları yapılıyor. Onları ondan sonra görüşerek devam edeceğiz. Kafamızda farklı projeler de var. Eğer Ankara Gücü'nün zamanı, günü ilerleyen zamanlarda daha rahat günler olduğu takdirde Beştepe tesisleriyle ilgili planlarımız da var. Yani bizim fikir planlarımızdan birisi de altyapıyla A takımı birleştirmek. Yani böyle bir kopukluk var. Bizim Beştepe'de ciddi bir alanımız var. Alanımızın da biz %20'lik kısmını kullanıyoruz. Böyle fikirler de var kafamızda. Ama bunların hepsi işte bu lig oynanmalı. Biz kendimize gelmeliyiz. Ondan sonra tabii ki işler durmuyor. Buralar devam ediyor. Süreç içerisinde de bunlar da inşallah hayata geçirilecek. Bu kapalı spor salonu sözleşmesi nedir başkanım? Ya çok uygun şartlarda yani kiraya tutan için çok uygun şartlarda verilmiş. Bizim yasal olarak Eylül ayına kadar beklememiz gerekiyordu. Arkadaşlarımızın tespit ettiği bazı durumlardan dolayı daha erken de boşaltabilirdik. Ama biz söylediğimiz gibi biz yönetime geldiğimiz günden itibaren
sağıyla solla uğraşmak yerine biz iş yapmaya uğraşıyoruz. Ankara gücünü yaşatmaya uğraşıyoruz. Devam ettirmeye uğraşıyoruz. Yanlış yapanlar yanlışlarıyla devam eder. Biz önümüzdeki işlere bakıyoruz. Oraya da kiralayanın bir yatırımı var, bir hayali var. Onu da yıkmak istemedik işin açıkçası. Dedik tamam, sözleşme bitene kadar devam etsin. Biz yani bir tarafı zamanında kulüp yeteri kadar dikkat edip imzalamadıysa da sözleşmeyi, ama bu karşı tarafın suçu değil. Onun için de bekledik. O arkadaş da bu pandemi sürecinden dolayı tabii ki onlar da etkilendiler. Eylül ayında biten sözleşmeyi artık feshetmek istediğini söyledi. Bizim için de iyi oldu. Çünkü bir an önce tadilatına başlamamız gerekiyor. Okulların açılmasıyla birlikte orada biz basketbol, voleybol, yani açabileceğimiz spor salonundaki branşları orada spor okullarıyla açmak istiyoruz. Bu da kısa süre içerisinde inşallah bittiği zaman olacak. Geçen gün dedim ki Ankara Gücü'nün son 20 yılı kayıp. Bu 20 yılın çoğunda ben yöneticiyim. Bunu söylerken ben üstüme de alıyorum. Ben 2005-2006 yılından itibaren bu kulübün içerisindeyim. 2008'den itibaren de çeşitli dönemlerde yöneticilik yaptım. Ama demişler ki işte böyle tesisler kaldı. Benim anlatmak istediğim şuydu. Ankara Gücü gibi 110 yıllık bir kulübün bugün bir tane mülkü yok. Bir tane kira getirisi olan bir şey yok. Bugünden yarına bir geliri yok. Şimdi bu tesisler bir şekilde, mesela burası MK'nin malı. Bu tesisler Ankara Gücü'nün malı olabilirdi. Bugüne kadar bunun örnekleri var. Beşiktaş'ın var, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un bir sürü takım devlete ait üzerinde durduğu arazileri bir şekilde kendi tapusuna almış. Ya satın almış ya çok uzun yıllar sözleşme yapmış. Böyle benim anlatmak istediğim bu. Şimdi müze, şimdi biz gittik. İşte arkadaşlarımızın hepsi Başakşehir stadyumuna ve tesislerine hayran kaldılar. Çünkü yapılmış, işte orada bir proje üretilmiş, işte yıllarca emek verilmiş, çok güzel bir stadyum yapılmış, içerisine müze yapılmış, kulüp binası aynı yere yapılmış, olması gereken bunlar. Şimdi biz yıllardır burada ekonomik sorunlar, başka sorunlarla uğraştığımız için bu işlerin hepsinden geri kaldık. Şimdi bugün bir Ankara Gücü Müzesi tamam yapalım ama nereye yapalım? Mesela yani bunlar var gündemde. Bizim bu kulübün böyle bir 4-5 yıllık plana ihtiyacı var. Toparlanması için, bunların hepsini yapabilmesi için bir 4-5 yıllık planının yapılması lazım. Ona göre de aşama aşama gidilmesi lazım ki bu istediğimiz şeyleri gerçekleştirelim. Bizim şu anda şöyle bir şansımız var. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kulübümüze karşı bir teveccüh var. Bunu işte bugün Altındağ Belediye'miz burada gösteriyor. Sadece bir siyasi eğilim bir parti değil, Büyükşehir Belediye'miz de gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi de mesela, Etimesgut Belediyesi de bir ışıklandırma işi yapacak mesela. Şimdi biz bunu değerlendirebilirsek, bu yönetim, bu kaynakları düzgün kullanabilirsek, kulüp biraz nefes alırsa ileriye de inşallah daha iyi işler olur. Ankara Gücü dediğim gibi 4-5 yıllık plan içerisinde hak ettiği yere gelebilir diye düşünüyorum. Siz de yeni bir kampanya başlattınız, bilet al kampanyası. Evet. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bir de takımdaki oyuncularla herhangi bir indirim için görüşme yapıldı mı? Evet. Oyuncularla bu tip bir görüşmeniz oldu mu? Onu merak ediyorum. Tamam. Şimdi bilet al kampanyasını şöyle, biz Ankara Gücü'nün dışarıda maalesef oluşan bir para topluyor sürekli gibi bir imaj oluşmuştu. Ben ve arkadaşlarım ve Ankara Güçlerin büyük kısmı bundan rahatsızız. Ama şu son yaşadığımız pandemi olayından sonra, çünkü bu kulübe 90 gündür 1 TL para girişi olamadı. Taraftarlarımız da hatıra bilet almak istiyorlar. Biz de bunu hem yerine getirmiş olduk hem de kulübümüze buradan bir kaynak sağlanacak. Çok güzel. Biz de 500 tane sağ olsun dün de başkanım. Siz de destek oldunuz. Hı. Diğer belediyeler de destek oldular. Bu şekilde bir kampanya başlattık. Bunu ama yine fikir ve şey taraftarımızdan geldi. O şekilde başladık ama ekonomik destek olması da tabii ki çok önemli. Şu anda bütün kurumların olduğu gibi Ankara Gücü'nün de ekonomik desteğe ihtiyacı var. Futbolcularla görüşmeleri yapmaya başladık. Futbol şube sorumlumuz, saymanımız Tamer Bey, Önder Bey ve kulüpteki yetkili arkadaşlar dün itibariyle görüşmelere başladılar. Şimdi bu UEFA'nın bize bildirmiş olduğu oranlar var. İşte
60 gün önce futbol ekonomisinin %30 geriye gittiğini söylüyordu. Bugün %50'lerin üzerinde futbol ekonomisinin geldiği nokta. Tabii ki biz hiçbir zorlama yapmadan şu anda futbolcularımıza biz indirim yapın demiyoruz. Siz böyle bir süreçte indirim yapmayı düşünür müsünüz ya da bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunu soruyoruz. Burada bir baskı uygulamayacağız. Hiç kimseye moralini bozmayacağız. Futbolcularımızdan biz söyleyeceğimizi arkadaşlarımız söyledi. Onlar kabul edenler olursa bir oran söylerse onun üzerinden devam edeceğiz. Gelecek sezon için transfer yasağını korkutacak noktalar ne oldu başka? Ödemesi bekleyen futbolcular vardı. Onları ne yapabildiniz? Para gelmedi. O futbolcularla ilgili biz bu pandemi sürecinden önce onlara teklif ettik. Alacaklarının %50'sini teklif ettik. Onlar da bunu kabul etmediler. Onun için de o iş kilitlendi. Büyük ihtimalle transfer yasağı gelir diye düşünüyoruz. Açılma şansı. Ya şöyle anlatayım. Mesela biz pandemi sürecinden önce Ankara Gücü'ne sponsorluklarla yaşatabiliyorduk hepinizin. Evet. Malumu yönetim kurulunun katkıları oldu ama bizim yönetim kurulumuzun yapacağı katkı bir yere kadar. Mesela en son bu bilet kampanyasına da sağ olsun yönetim kurulu 1,5 milyon liralık destek sağladı buna. Yani elini cebine atan bir yönetim var burada. Ama bizim limitlerimiz, imkanlarımız belli. Şimdi sponsorluklarla bu işi biz götürüyorduk. Bu süreç başlayınca da şimdi kimden gidip nasıl sponsorluk isteyeceğiz? Herkes kendi işinin derdinde. İlk önce canının derdine düştü. Ondan sonra işinin derdine düştü. Maalesef şu anda onu açacağımıza dair resmi bize gelen bir transfer yasağı yazısı şu anda yok. O döneme kadar yetişebilir. Yani gelebilir. İnşallah o zamana kadar ekonomi her şey Türkiye'de biraz yoluna girer. Eylül ayına kadar o zaman İnşallah böyle bir sorunla karşılaşmayız ama karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Onu buradan söylemek istiyorum. 3 tane futbolcuya 4 milyon euro. Biz bunlara işte söylüyoruz Thomas, Cherchi ve Suzukula 4 milyon euro. Bugün 4 milyon lira 30 milyon lirayı geçti. Ve de iyi niyetli olarak biz bunlara bu pandemi sürecinden önce o zaman bir kaynağımız vardı. %50'sini teklif etti, kabul etmediler. Oynamadı, parayı istiyor şu anda. Mesela siz biliyorsunuz, ben o dönemi takip etmedim. Ben Thomas Hertox diye bir futbolcu Ankara Gücü'nde kaç maç oynadı? Vallahi bunu bütün samimiyetimle soruyorum. Yani hangi mevkide oynuyor, kaç maç? Çerçeği biliyorum. Onu gördüm bir iki maçta ama bu Thomas kaç maç oynadı? 2 milyon euro mu Thomas? Şimdi bu kişinin 2 milyon 335 bin euro alacağı var Ankara Gücü'nden, düşünün. Başkan, bizim A takımı şu anda mevcut oynayan A takımın ikinci yarı bizim transfer rakamımıza yakın bu bir futbolcunun rakamı. Biz 11 tane futbolcuyu 3 milyon euroya yakın rakama transfer ettik. Bu bir futbolcunun rakamı arkadaşlar. Bu kamuoyunun takdirine. Ben dedim yani ben polemiklere, tartışmalara girmeyeceğim. Rakamlar ortada. Taraftarımız buna kendisi kararını versin. Baksınlar kendileri kararını versinler. Şimdi Ali abi geçmişin hesabını sormak tabii ki lazım. Ben şunu söylüyorum. Biz Ankara Gücü'nde yanlış bir şey varsa biz bunların üstünü örtemeyiz. Örtmek için de gelmedik. Ama şimdi bir futbolcuya 2 milyon 300 bin euro sözleşme imzalandıysa, atıldıysa bununla ilgili nasıl bir hesap soracağız? Mesela kime ne hesap sorabiliriz? Futbol kulüplerinde yöneticilerin sorumluluğu vergi ve SSK borçlarından dolayı. Şimdi biz bilmiyoruz ki işte söylemler var, varsayımlar var. İşte bu futbolcu bu kadar parayı aldı mı? Ben ve arkadaşlarım yoktuk o dönemde. Biz bilmiyoruz. Bu futbolcu bu parayı aldı mı, almadı mı? Biz bilmiyoruz. Biz bulduğumuza bakıyoruz. Biz önümüzde Thomas'ın 2 milyon 335 bin euro imzalanmış sözleşmesi FIFA'ya gitmiş. Bunu bulduk. Biz bunu biliyoruz. Yani ben geçmişe yönelik hesap sorulacak nasıl bir sistem olabilir? Yani öyle ufak tefek sizin bahsettiğiniz insanların düşündüğü işte yolsuzluk falan gibi bir şeyler bu kulüplerde ne kadar olur onları bilmiyorum. Çünkü zaten denetleniyor bu kulüpler. Ve de biz 10 seneyi zaten bağımsız bir denetim şirketine denetlettiriyoruz. Bu denetim ilk önce bitti. Biz bunu bu şekilde kabul etmedik. 5 yıllık yapıldı.
Dedik ki bu böyle olmaz. Bunu 10 yıla yaydık. 10 yıldır Ankara gücünden ne gelmiş ne gitmiş. Ne biz burada ne suçlu arıyoruz ne de birilerini aklamaya çalışıyoruz. Neyse tabloyu bunlar çıksın. Abi. Kesinlikle biz tabloyu koyalım ortaya. Varsa bir şey zaten bununla ilgili gereği muhakkak yapılacak. Biz burada tarihi bir adım attık. Ankara gücünü, delegeliğini tüm Ankaralılara açtık. Bu bence tarihi bir adım. Çünkü ya burada bu dediğinizin olmaması böyle olabilir. Sorgulanabilir bir yönetim olur. Rekabet olur. Anlatabildim mi? Yarın işte burada 2000-3000 delege olur. Gelir bir kişi geçip rahat rahat başkan olamaz mesela. Böyle bir sistem olur. Biz bunun tarihlerini de uzattık. İlk önce bir ay süre verdik. Sonra 15 gün daha süre verdik. Bu süre zarfında delege olanlar geldiler, oldular. Belki bundan sonra daha farklı olabilir burada işler. Şimdi bizden sonra da konuşulmaması tabii ki bizim yönetimimizin Allah göstermesin. Rabbim bizi öyle bir şeyle imtihan etmesini hiçbir zaman için istemem. Verilmeyecek hiçbir hesabımız olmamalı bizim. Bugüne kadar olmadı. Bütün yönetim kurulunun olmamalı diye düşünüyoruz. Olmaz. Biz olmayacağından kendimizden eminiz. Ama bizim aldığımız tabloyu bütün kamuoyu biliyor. Biz Ankara gücünü -300 yani ilk 290 küsür milyon 7 aylık giderleri faizleriyle beraber 370-380 milyon eksiyle aldık. Burada tekrar söylüyorum sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, belediyelerimizin desteği, Büyükşehir Belediye'mizin desteği çeşitli konularda onların da bize müsaade ettiği alanlar oldu Ankara Gücü'ne destek açısından. Kurumlarımızın desteği, sponsorlarımızın desteği, yönetim kurulunun desteğiyle bu kulüp. Bu kulübün 1 TL'si yoktu. 1 TL'si. Bizim geldiğimiz gün kasada sadece 4000 lira parası vardı. Hafta sonu oynanacak maça ödenmesi gereken 120-130 bin lira para vardı. Eğer güvenlikçinin parasını ödemeseydik maça güvenlik gelmiyordu. Bize de muhakkak biz attığımız bütün imzadan biz şunu yaptık onun için. Ben ticari hayatımda da ortaklıklarımda da hiç tek imza atmıyorum. Şirket müdürü benim ama muhakkak ortağıma da attırıyorum. Burada da iki yönetici arkadaş atıyor ondan sonra ben atıyorum imzayı. Yani tek başına hiçbir iş hiç kimse yapmıyor. Yani ben başkanım diye burada tek başına imza atmaya yetkim hiçbir konuda yok benim de. Bunu biz yazdık karar defterine bu şekilde. Başkanım şimdi başladı başlayacak, ne oldu ne olacak, 12'sinden başlayıp, 7 tarihten başlayıp, belirsiz bir süreçte artık onun 12'sinde başlayacağını kesinleştirdiler. Şurada da onun süreçte az kaldı. Takımın durumu nasıl? Takımımız çalışıyor. Yani biz Fatih'in olayından sonra bir 3-4 gün ara vermek zorunda kaldık. 2 gün ara verdik. Ondan sonra sürekli hiç ara vermeden sadece bayramın birinci günü tatil oldu. İkinci günü test için geldiler. Üçüncü gününden itibaren her gün antrenmanlarına devam ediyor. Ya tabii ki bütün takımların yani ben bizim olduğumuzu düşünmüyorum. Biz kulüp başkanlarıyla WhatsApp grubundan da yazışıyoruz. Bütün takımlarda motivasyon kaybı var. İster istemez şimdi 60-70 gün bu insanlar uzak kaldılar. Psikolojik olarak rahat değiller. Mesela bakın hiçbir kulüp takımlarını kampa alamadı kolay kolay. Mesela bizim futbolcularımızın söylediğini söyleyelim. Beştepe tesislerinde bir 4-5 gün kamp yapılabilir diye düşündük. Futbolcular dedi ki başkanım biz 70 gündür evde yabancı futbolcuyu düşünün 2+1 evde oturuyor. 70 gündür evin içerisinde duvara bakıyoruz yani. Onların psikolojilerini de düşünmek lazım. Yabancı futbolcular bu atmosferden çok etkilendi. Tamam Türkiye güvenliydi ama evin içerisinde dört duvarın arasında kaldı bu insanlar. Bizler yine bir şekilde çıkıyoruz. İşte ailemizi görüyoruz, işimize gidiyoruz, geliyoruz. Kötünün iyisi olduğumuzu düşünüyoruz. Yani takımların şimdi bugün 60-70 gün antrenman yapılmadıktan sonra bu ısılarda, bu derecelerde, şimdi normal şartlarda 17 Mayıs'ta lig bitmişti. Şimdi önümüzdeki hafta 32-33 derece görünüyor Ankara. Bu derecede antrenman yapacak bu takımlar. Antep'e gideceğiz. Belki 36-37 derecede akşam 21:45 maç. Bu saatte maç yapılacak. Allah yardımcımız olsun. Biz elimizden geleni yaptık. Ara vermedik. Takımımızı bir arada tutmayı becerdik. Bir sürü kulübün 2-3 tane yabancı futbolcusu gitti. Sözleşmelerini iptal etti ya da çekti gitti. Bizde sadece bir futbolcu gitti. O geri geldi. İşte burada 14 gün karantinada kaldı. Ondan sonra o da başladı. Bütünlüğü bozmadık.
inşallah karşılığında alırız diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederim.